Herkese merhabalar. Bugün harika bir sütlü tatlı tarifim var. Şekliyle değişik. Ortasındaki çikolata katmanıyla da gerçekten çok lezzetli. Şu anda tam donmadı ama ben de çok sabredemedim. Çünkü soğumuş, tadına bakmak istiyorum. İçinde bolca çikolata kullandım. Çok basit bir tarif, kolay bir tarif ama yaz için gerçekten beğenip deneyebileceğiniz tarif. Hemen şöyle lezzetine de bakıyorum ben. Çok lezzetli ama kesinlikle biraz daha soğuması gerekli, onu söyleyeyim. Şimdi buyurun. Bu basit ama çok lezzetli olan tatlımızın tarifine geçelim. Öncelikle tatlımızın orta katmanı olan çikolatalı, kakaolu kısmından başlayalım. Şimdi hemen tenceremin içine 2 su bardağı süt alıyorum. Yarım su bardağından da biraz az olsun hatta toz şeker ekliyorum. Hemen 2 yemek kaşığı da un ekliyorum ve bu malzemeleri güzelce karıştırıp ocakta kıvam alana kadar pişireceğim. Daha sonra da içine eğer evde varsa sütlü ya da bitter çikolata koyabilirsiniz. Eğer çikolatanız yoksa da 2 kaşık, 3 kaşık kakao ekleyebilirsiniz ki bu malzemenin isteyeceği kakao miktarı aslında 2 kaşık yeterli olur. 2 yemek kaşığı. Şimdi ben bunu ocağa götürüyorum. Kaynayınca şöyle bir iki taşım kaynadıktan sonra içine vanilyasını ve çikolatasını da ekleyip eriteceğim. Sonraki aşamalara geçeceğiz. Evet, şimdi kremamızın orta kısmı için hazırladığımız malzemelerin içine çikolatamızı da ekliyoruz. Şimdi bu çikolata burada iyice eriyene kadar güzelce karıştıracağız. Bunu sıcağıyla eriyecek bu. Birazdan da bir paket vanilyamızı ekleyeceğiz. Şimdi şöyle bir genişçe bir tabak alıyoruz ve bunu ıslatıyoruz. Suyunu dökelim fazla suyuna. Kaşığımızı da ıslatıp dekol için biraz şu çikolata karışımımızdan alacağız. Şimdi buraya böyle küçüklü büyüklü parçalardan koyacağız. Bunlar birazdan yayılıp yuvarlak bir form kazanacak zaten. Kaşığımızı ıslatarak bunları daha düzgün bir forma ulaştırabiliriz. Çünkü biraz hemen çikolata içine girince katılaşmaya şimdiden başladı. İstediğimiz forma bunları sokabiliriz. Şimdi kalıp olarak kullanacağım borcamı da iyice ıslattım. Ve bu çikolatalı karışımın tamamını bunun içine boşaltacağım. Ve dolapta en az yarım saat bekletelim ki bu tamamen katılaşıp kıvam alsın. İstediğimiz o ara katmanı oluşturabilir. Şöyle iyice karıştırıyorum. Şimdi tatlımızın diğer aşamasına geçiyoruz. Burada da 4 su bardağı süt kullanacağım. Ayrıca şeker miktarını da yine yarım su bardağı olarak kullanacağım. Çünkü içine bolca çikolata koyduğum için o ihtiyacımız olan şeker miktarını karşılayacaktır. Şimdi yarım su bardağından bir parmak daha fazla şekerimizi ilave ettik. Ve burada 4 yemek kaşığı da unumuz var. Onu ekliyoruz. Şimdi bunu ocağa alacağız. Sürekli karıştırarak güzelce pişireceğiz. Pişirdikten sonra da içine çikolatasını ekleyeceğiz. Evet, şimdi beyaz kremamız da hazır. Buna da beyaz çikolatamızı ekliyoruz. Biraz şimdi evde malzeme bol. O yüzden ben de elimi bol kullanıyorum. Diyorum ya, gözünüz korkmasın. Çikolata yoksa çikolatasız da yapabilirsiniz bu tarifi. Sütlü hafif bir yaz tatlısı olarak gayet keyifli yenen bir tatlıdır. Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz.
Şimdi orta katmanı için yaptım. Dolapta iyice soğuttum. Bu katmanı şöyle görüyorsunuz, hemen kalıp gibi çıkıyor. Şöyle bir tabağa ters çevirerek alıyorum. Çünkü biraz da buzdolabına koydum. Buzdolabında beklettim ben bunu. Evet. Buzlukta bekletince biraz da çabuk kıvam aldı. Şimdi şurada dondurduğumuz küçük parçalar vardı. Bunları alıyoruz ve rastgele bir şekilde pasta tabanımızın altına seriyoruz. Düz kısımları alta gelsin. Pastamız daha güzel gözüksün. İsterseniz ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu aşamada bu kalıbı tekrar bir ıslatabilirsiniz. Buzluktan çıkardım, zaten ıslak olduğu için ben gerek duymadım ama garanti olsun istiyorsanız bu tepsiyi bir kez daha bir sudan geçirmenizi tavsiye ederim. Şimdi beyaz kremamızı iyice karıştırdıktan sonra, çikolatası içinde iyice eridikten sonra şöyle yarısını kalıbımıza boşaltıyoruz. Spatula'yla da bir düzeltelim. Her yere iyice güzelce bir yayılsın. Bunu dikdörtgen ya da kare bir borcamda yaparsanız aslında daha da şık bir sunum elde edebilirsiniz. Hemen şunu, şimdi çikolatalı olan kısmı, sütlü çikolatalı olan kısmı dikkatlice tabaktan sıyırıyorum. Evet. Kalan karışımımızı da bunun üzerine ekliyorum. Evet, bütün malzememizi, tepsimizi aldık. Şimdi dolapta bir 3-4 saat bekletmemiz iyi olur ya da en güzeli, en garantisi bir gece boyunca buzdolabında bekletirseniz servise hazır olacak. Son aşamasında görüşmek üzere. Evet, şimdi pastamızın son hali hazır. Tabağa geçirirken biraz aceleci davrandım, sorun yaşadım. Bakalım, keselim. Pastamızın içine zaten yumuşacık bir kıvamı var. Şöyle söyleyeyim, eğer içine çikolata katmazsanız daha katı kıvamlı olur. Yani kesmesi ve kalıbı, şekil alması daha kolay olur. İçinde bol çikolata olduğu için gördüğünüz gibi şu anda böyle çatala falan bulaşma yapıyor ama çok lezzetli bir tatlı oldu. Umarım beni denersiniz ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı da eksik etmezsiniz. Sofralarınızda şık duracağına inandığım bir tatlı. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.